Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak bu örnekleri ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım, karşılaşacağımız gerçek, vurguladığım üzere Diyanet'in sessizliğidir. Oysa Diyanet'in bu çağdaki en önemli görevlerinden biri, bu sosyal medyada sözde din adamlarına karşı da mücadele etmek, toplumu bunlardan korumaktır. Öte yandan tarikatlar ve dini cemaatler de geçmiş dönemlerdeki geleneksel sınırların dışına çıkmış, ekonomik çıkar ilişkisine bir siyaset projesine dönüşmüştür. Örneğin bu yapıların kamuda çalışan üyeleri, kamu yönetiminin liyakate dayalı olması gereken hiyerarşisi yerine, şeyhlerine, şıhlarına ve onlarla kurmuş oldukları yeni dini hiyerarşiye bağlanmıştır. FETÖ'nün 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulunabilmesinin altında da mensuplarının terör örgütü liderine yönelik sapkın bağlılığı bulunmaktadır. Bu bağlamda yeni sapkınlıkların kökleşmesine izin vermekten çekinmediği görünen siyasi iradeyi uyarmak görevimizdir. Yapmayın. Sayın milletvekilleri, genel kurulumuzu yöneten Sayın Başkan'ın da memleketi Adıyaman'da bir makamı bulunan ilk sahabelerden Ebu Zer el-Gaffari mealen şunu söyler. Evinde ekmek bulunmadığı halde isyan etmeyen adama şaşarım. Tercihini yoksulların yoksulluğunu, kölelerin köleliğini ortadan kaldırmaktan yana yapan Ebu Zer'in atıf yaptığım ifadesi bağlamında şunları söylemek istiyorum. 2024 yılı bütçesi ve bu bütçe bütünü içindeki Diyanet bütçesi ne yazık ki evinde ekmek bulunmayanların bütçesi değildir. Şimdi Ebu Zer'le alakalı radıyallahu anh bu sözü söyleyen bu kişiye, Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir öğretmeni vardı, bir öğreticisi vardı. Ondan öğrendikleri diğer inançları da kabul edecek misiniz? Bu söylediğin sözün de kaynağını bir verirsen biz de bakalım doğru mu yanlış mı diye de. Çünkü bunlar da kaynak gibi bir usul yoktur, edep yoktur, ahlak yoktur. Bunlar birilerinin yazdığı, birilerinin uydurduğu sözleri, hiç kaynak varmış, kaynak yokmuş, genellikle müşriklerin adetidir bu. Herhangi bir şekilde kaynağa ihtiyaç duymazlar. Onlar emaniyelere, kuruntulara, aynı Yahudilerin o alt tabaka, avam tabakası gibi, onlar duydukları sözleri direkt naklederler. Herhangi bir şekilde kaynağa ihtiyaç duymazlar. Bir önce sen bir kaynağını ispat et, ondan sonra o sözün üzerinde duralım. Eğer sen Ebu Zer'e radıyallahu anh ona değer veriyorsan, tamam o zaman. Ebu Zer radıyallahu anh eğer elinde ekmek olmayan kişinin isyan etmemesine şaşıyor ise, bugünkü toplumu acaba ne derdi? Yani kendine Müslümanım diyen toplumun böylesi bir sisteme karşı sessiz kalmasına acaba şaşmaz mıydı? Veya senin konuşmalarını dinleseydi acaba sana ne derdi? Yani işinize gelen şeyi alacaksınız ama diğer meselelerde safa yatacaksanız Allah subhanahu ve teala sizleri ıslah etsin diyorum. Rabbimden dileğimiz şu ki Rabbim Ebu Zer radıyallahu anh'ın razı olduğu, sevdiği, beğendiği bir memleket bizlere nasip etsin. Bir ülke nasip etsin. Bir de şunu söylemem gerekli ki eğer sizler Ebu Zer radıyallahu anh'ı gerçek manada tanımış olsaydınız zaten düşman olurdunuz. Muhtemelen size başkaları Ebu Zer radıyallahu anh'ın sizin inancınıza uygun bir şekilde anlatmış ve Ebu Zer radıyallahu anh'ın Aleviliğin üzerinden anlatmıştır. Yoksa siz onu ağzınıza dahi almazsınız. Onun söylediği sözler istediğiniz kadar size uysa dahi dillendirmezdiniz. Allahu alem.